Tepegöz çok sevdiği biricik aşkına evlenme teklifi etmek için çok güzel yüzük almıştı. Evet ya, şöyle cebime bakayım. Ha, yüzüğüm yerinde değil. Yüzüğümü kim çaldı? Tepegöz'ün sevdiği biricik aşkı da burada Tepegöz'ü bekliyordu. Of ya, bugün çok mutluyum. Bugün Tepegöz bana evlenme teklifi edecek. Yaşasın. Ama Tepegöz o kadar çok sinirlenmişti ki yüzüğü kim çalmışsa onu bulacaktı. Şu anda çok sinirliyim. O yüzüğü kim çaldıysa onu hemen vuracağım ve öldüreceğim. Gelin lan buraya. İşte bugün sizlerle beraber Tepegöz'ün yüzüğünü kim çaldı onu sorgulayıp bulacağız. Evet bebek surat. Benim yüzüğümü kim çaldı onu hemen bulun ve bana gönderin. Aşkım bana çok güzel yüzük almıştı. O yüzüğü kim çaldıysa onu hemen öldüreceğim. Evet. Gördüğünüz gibi Tepegözler çok sinirli ve çok kızgın. Videoyu beğenip kanala abone olup ve yorumlarda kimden şüphelendiğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kurt adamdan mı şüpheleniyorsunuz? Dilenciden mi şüpheleniyorsunuz? Yoksa korkunç Freddy mi? Yoksa buzların kralı Yeti mi? Yoksa şu kızır dereliden mi şüpheleniyorsunuz? Küçük ve tatlı ejderhadan mı? Taş devri Faruk'tan mı? Bebek hırsızdan mı? Bak bana bebek hırsız deme. Benim bir adım var. Her neyse bebek hırsız, şu an seninle ilgilenemeyeceğim. Yoksa teknolojik televizyon kafa mı? Videoyu beğenip kanala abone olduysanız ve kimden şüphelendiğinizi yorumlarda yazdıysanız şimdi sorgulamaya geçelim. Evet, 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 evet. Yine tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Tepegözlerin bir tane yüzüğü kaybolmuş. Bu yüzüğü biricik sevgilisine aşkına verecekmiş ama birisi çalmış. Burada da şu anda bunu bulmakla meşgul olacağız. Vallahi ben birisinden şüpheleniyorum ama siz anladınız yani. Siz de yorumlara kimden şüphelendiğinizi yazın. Ona göre bakalım kim çalmış. Bu arada benden söylemesi arkadaşlar, Tepegöz'ün aşkına yani sevgilisine aldığı yüzüğün değeri tam tamına 1 milyon elmas. Biliyor musunuz? O yüzden hemen hırsızı bulacağız. Şimdi şöyle bir gidelim. Şundan başlayalım. Vallahi şu kızılderili adamdan hiç hoşlanmıyorum ben ya. Çok rengarenk. Şunun tipine baksanıza. Neyse. Şimdi elimize hemen baltamızı alalım ve soruya başlayalım. Kızılderili, o gün o gece sen neredeydin? Anlat bakalım bana. Valla ben neredeydim biliyor musun? Yahu ben nerede olacağım? Tamam işte ben de onu soruyorum ya. Sen neredeydin? Yoksa sen mi yaptın lan? Doğru söyle. Valla bebek surat. Ben ne evliyim ne de benim sevgilim var. Ben nişan yüzüğüne ne yapacaksın? Evet ya, sen doğru söylüyorsun. Sen evli değilsin, bir şey değilsin. Nişan yüzüğünü ne yapacaksın ki? Neyse seni şöyle bırakıyorum. 5 dakika sonra tekrar geleceğim yanına. Arkadaşlar eğer bundan şüphelenen varsa bunu yorumlara yazsın. Çok fazla yazan olursa bunu atacağım ben. Ama birazcık mantıklı söyledi. Yani evli olmayan birisi yüzüğü ne yapacak ki? Şöyle bunu bırakalım. Fridi'nin yanına gideceğim. Ulan Fridi gel buraya bakayım sen. Ulan ayı sen mi çaldın yüzüğü, doğru söyle. Ah bebek surat ha. Ben neden çalayım yüzüğü ha? Yüzüğü çalmak istesem gider satın alırım ben. Ne alakası var ya? Yüzüğü çalmak varken neden satın alasın ki? Çalmak bedava. Evet, çalmak bedava ama ben emeğimle alırım onu daha iyi. Hiçbir şekilde hırsızlığı sevmiyorum ben. Vallahi Fridi senin söylediklerini ciddiye almak isterdim ama gerçekten bugüne kadar yapmış olduğun bütün hataları biliyorum ben. O yüzden pek inandırıcı gelmedi. Seni atacağım ama arkadaşlar yani Fridi doğru söylüyor olabilir. O yüzden yorumlara yazın. Bundan sonra sizin söylediklerinize göre atacağım ben Fridi'yi. Ya da arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Fridi'yi atalım mı? Atalım atalım değil mi? Vallahi kimse seni sevmiyor Fridi. O yüzden seni atmak zorundayım. Tepegöz gönderiyorum senin yanına. Öldür bunu. Tepegöz şunu öldürsün. Oha! Tepegöz ağzını aldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Of be! Çok güzel bir sahneydi gerçekten. Ulan Fridi'yi öldürdüğümüze göre şimdi sıra. Ulan bebek hırsız sen çaldın değil mi? Gel buraya bakayım. Ben çalmadım diyorum ya sana. Anlamıyor musun? Ben neden çalayım? Sen bana bebek hırsız deyip durmayın. Oğlum bak zaten senin sesinle benim sesim aynı. Arkadaşlar karıştırıyor bizi. O yüzden sus ve beni dinle, tamam mı? Elimdeki şu küreği var ya. Şu küreği senin kafana koyarım valla. Bak doğru söyle. Yüzüğü sen mi çaldın yoksa çalmadın mı? Ya bebek surat abi ben çalsam
alırım diyorum ya. Ben niye çalayım? Ben bebek hırsız değilim ki. Arkadaşlar şu anda ben konuşuyorum, o konuşmuyor. O yüzden kafanız karışmasın. Sadece size 5 saniye vereceğim. Sadece düşünün. Ya şu bebek hırsızın şu kıyafetine falan bakın. Bebek hırsız, hırsız olabilir mi ya? Yani şunun tipine baksanıza. Ne güzel kıyafeti var. Baksana yüzü de gözükmüyor. Sadece gözleri gözüküyor. Yani böyle bir insan hırsız olamaz değil mi? Atacağım ben bunu, atacağım atacağım. Bildiğiniz tam bir hırsız bu. Tepegöz'ün sevgilisi. Yolluyorum bunu, öldür bunu hemen. Gel buraya. Demek sen benim yüzümü çalarsın ha. Gel buraya, seni öldüreceğim. Gel buraya. Terbiyesiz hırsız. Arkadaşlar vallahi sağlam öldürdü ha. Evet, şimdi başka bir sorguya geçelim. Şurada bir tane ejderhacık var ya. Buna ejderha demek istemiyorum. Çünkü bu çok küçük. Sen mi çaldın yoksa ejderha? Ya abi bırak Allah aşkına ya. İşim gücüm yok. Bir de gideceğim yüzük mü çalacağım? Tepegöz'ü düşman mı edineceğim? Yani diyorsun ki ben çalmadım öyle mi? Tamam o zaman ben de sana inandım. Arkadaşlar siz yine yorumlarda yazın. Bundan şüpheleniyorsanız yazın böyle ejderhaya at diye. Bugünlük atmayacağım. Şimdi ben size güveniyorum. Sizin Kızılderili'ye atın demişsiniz. O yüzden gideceğim ve Kızılderili'ye atacağım. Değil mi arkadaşlar? Kızılderili'ye atalım. Vallahi abi yanlış yapmışsın. Bak bana atma. Ben şu anda çok zor durumdayım. Hadi lan oradan, zor durumdaymış. Doğru söyle lan bana. Yüzüğü sen çaldıysan bak atmayacağım aşağı seni. Vallahi bebek surat abi ben çalmamışım ama biliyorum kimin çaldığını. Ama onu da söyleyemem yoksa beni öldürüverir. Ne? Kimin çaldığını sen biliyor musun? Hemen söyle lan bana. Hemen söyle. Bak söylersen gerçekten söz veriyorum atmam seni. Lütfen söyle. Abi şu anda bu sorgudadır. Yani şu anda beni görüyor. Eğer bunu söylersem sen beni atmasan bile o beni atar ve öldürür. Demek şu anda sorguladığımız kişilerin arasında. Arkadaşlar şu anda buradakilere iyi bakın. Bunlardan birisi yapmış diyor şuradaki Kızılderili. Lütfen Kızılderili hadi söyle. Söyleyemem abi. Ant içmişim. Ona söz vermişim. Söyleyemem. O zaman Kızılderili sen bilirsin. Seni aşağıya atacağım. Atayım değil mi arkadaşlar? Yani bunu atmam lazım. Baksanıza söylemiyor. Git lan. Öldürsün seni Tepegöz. Tepegöz öldür bunu. Aferin. Of Tepegöz'e bak ağzını falan açtı. Gel buraya seni yiyeceğim. İşte böyle yerim. Benim yüzüğümü nasıl çalırsın sen lan? Of be vallahi ağzına nasıl aldı? Tepegöz nasıl yedi? Gerçekten Tepegöz sandığımız kadar masum değil. Çok da kızgın olunca vallahi önündeki her şeyi iyi veriyor. Ama arkadaşlar yine tekrardan söylüyorum. Şu anda bunlardan birisiymiş hırsız. O yüzden dikkatli bakın. Ve şu anda sorguya başlayacağım tekrardan. Şu televizyonu sorgulamak istiyorum. Lan televizyon. Allah Allah ya şu anda bu televizyon bozuk galiba çalışmıyor. Dur bakayım bunun kafasına vurayım düzelir belki. Abi uyuyakalmışım ya, kusura bakma, ne oldu, hayırdır, bir sıkıntı mı var? Vallahi televizyon kafa, sıkıntı çok ama çok büyük. Tepegöz'ün yüzüğü çalındı. Sen mi çaldın doğru söyle, ya da gördün mü kimin çaldığını ha? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bebek surat ben hiçbir şey falan göremiyorum ki. Tek derdim televizyon izlemek. Başka hiçbir derdim yok. En sevdiğim program. Ya ne programından bahsediyorsun sen, televizyon? Sen yüzüğü çalanı gördün mü görmedin mi? Ya da sen mi çaldın lan doğru söyle. Ben çalmadım ya. Ben nasıl çalayım? Benim gözlerim yok ki. Tek derdim benim programı izlemek. Sadece Survivor izlerim. Başka bir şey yapmam. Arkadaşlar galiba bu çalmadı ya. Lütfen yorumlarda 5 saniye süreniz var. Yorumlarda yazın. Televizyon kafa. Sizce hırsızlık yapmış mıdır yoksa yapmamış mıdır? Hadi sizi bekliyorum. Galiba yapmamıştır diyorsunuz. Size bırakacağım sorguyu. Ben şimdi başka bir sorguya geçeceğim. Şuradan Yeti'ye geçeceğim. Hemen Yeti'ye atacağım aşağı. Ulan Yeti gel buraya, seni atacağım aşağı hemen. Oğlum ben ne yaptım lan sana? Neden beni hep sorgusuz sualsiz aşağı atıyorsun ha? Çünkü kanım sana ısınmadı lan. Sana çok soğuğum ben. Oğlum zaten bana ısınamazsın ki sen. Ben buzum lan. Bana nasıl ısınacaksın? Aa doğru söylüyorsun ya. Arkadaşlar doğru söylüyor vallahi Yeti. Ama ben yine de sevmedim seni. O yüzden atacağım. Atayım değil mi arkadaşlar Yeti'ye? Atayım atayım. Vallahi ben bunu atasım geldi. Hadi Tepegöz senin yanına yolluyorum. Bunu ye. Lan şöyle atayım seni. Şimdi Tepegöz nasıl... Uf be ağzına Tepegöz aldı hemen yedi ya. Valla Tepegöz'den korkurul ya. Neyse şimdi televizyonu söylediyseniz televizyonu atacağım aşağı. Evet şöyle telefonumuzu da çıkaralım. Bakalım yorumlara ne yazmışsınız. Televizyon kafayı at, televizyon kafayı at, televizyon kafayı at. Oha hepiniz televizyon kafayı at demişsiniz. O zaman bana da televizyon kafaya atmak düşer. Aşağı gidin lan. Aa, öldür bunu, öldür bunu, öldür bunu. Öldür 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 hadi Tepegöz kız. Öldür bunu Tepegöz. Hah Tepegöz kız da bunu öldürdü. Şimdi kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Hanımefendi kusura bakmayın. Size sadece bir tek bir soru soracağım. Sorabilirsiniz beyefendi. Çok güzelsiniz hanımefendi. Sadece bunu söylemek istemiştim. Çok güzel yüzünüz var. İsterseniz siz burada 2 dakika bekleyin. Ben sorguyu yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar
arkadaşlar. Vallahi kız çok güzel olduğu için sorgu yapmayacağım buna ya. Sevgili olabilirim bununla. Çok güzel, baksanıza. Şimdi kurt adamı geleceğim. Kurt adama sorgu yapacağım. Ulan kurt adam, şu dişlere bak ya. Şu dişlerle yoksa yüzüğü sen mi çaldın? Doğru söyle. Ben çalmadım ulan. Ben neden çalayım? Ben kurdum. Benim pençelerime yüzük girer mi hiç? Bebek surat. Vallahi doğru söylüyorsun kurt adam ama. Yani neden çalmıyorsun ki? Sonuçta senin de bir sevgilin var. Ona belki de paran yetmemiştir. Gitmişsindir Tepegöz'ün yüzüğünü çalmışsındır ve ona vermek istemişsindir. Olamaz mı bu? Arkadaşlar çok heyecanlandım ya. Arkadaşım da hoşlandığım kız var ya. Birazcık da hava atayım diyorum. Kurt adam sen mi yaptın? Öyle bakıyor mu bana? Bakıyormuş. Hadi lan doğru söyle. Hayır ama kimin yaptığını biliyorum ve söylerim. Kim yaptı? Hemen söyle. Lütfen hemen söyle. Taş devri Faruk yaptı. Kendi gözlerimle gördüm. Ne? Taş devri Faruk mu yaptı? Ulan taş devri Faruk sen şimdi görürsün. Seni şimdi aşağı atayım da gör. Lan taş devri Faruk sen mi yaptın lan? Bak sana diyor ki kurt adam diyor ki taş devri Faruk yapmıştır. Vallahi bebek surat sana bir şey söyleyeyim. Hep fakir olduğumdan dolayı. Hep böyle üstsüz başsız giydiğimden dolayı. Kaşlarımın kalınlığından dolayı. Bebek surat hep beni dışladılar ve bana hırsız muamelesi yaptılar. Ben hırsızlık filan yapmam. Bana iftira atanın ta kendisi hırsızdır. Of arkadaşlar gördüğünüz gibi kurt adam buna iftira atıyor. Bu da iftirayı kurt adama atıyor. Hangisi yaptı şu anda tam emin değilim. Yorumlarda siz yazın. Gariban, dilenci. Bak doğru söyle. Sen dilenci olduğun için belki sen çalmışsındır. Ama sana inanıyorum çalmadığına. Sen mi çaldın? Doğru söyle. Kur'an'a el bas. Ya bebek surat ne alakası var? Ben sadece bir dilenciyim. Allah rızası için bana 1 lira verin. Allah rızası için. Yok ya arkadaşlar baksanıza dilenci yapmaz ya. Sadece baksanıza 1 lira istiyor benden. Vereyim mi 1 lira buna? Ver ver duyar gibiyim bakayım. Evet evet ver ver diyorsunuz. Şöyle bir tane para verelim şöyle 1 lira. Al dilenci kardeş hadi. Hayırlı uğurlu paranı kullan. Tamam. Şimdi bakalım bunu mu atacağız bunu mu atacağız? Arkadaşlar valla bana soracak olursanız ikisini de atalım. İkisinden de emin değiliz çünkü. Gel lan buraya seni atıyorum. İşte böyle olursun. Hadi öldür bunu. Of nasıl bastı ayağıyla. Şimdi ağzına alacak galiba bunu. Of 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 ağzına aldı bunu da öldürdü. Şimdi sende sıra lan. Gel lan seni de şimdi Tepegöz'ün yanına atacağım seni. Dur bebek surat. Ben kimin yaptığını biliyorum. Yanımdaki ejderha yaptı. Vay vay vay. Hani kurt adam yapmıştı. Şimdi de ejderhaya iftira atıyorsun. İnanma ona. İnanma ona bebek surat. Ben masumum. Sadece ben bir çocuğum. Çocuk ejderhayı. Yok ejderhacık yok yok. Ben sana inanıyorum. O kesin yaptı. Arkadaşlar galiba hırsızı bulduk. Hırsız burada. Yorumlarda kim bunu söylemişse ona kalp bırakacağım. Vallahi yorumlarda kim bunu bulduysa helal olsun. Seni şimdi yolluyorum Tepegöz'ün yanına. Öl geber terbiyesiz pislik. Hadi öldür bunu öldür bunu. İşte yüzüğünüzü bu çaldı. Öldür bunu. Yaşasın be bunu da öldürdük. Tamamdır. Ejderha da artık uçarak evine gider. Gariban da burada parasını yer. Hanımefendi isterseniz gelin benim şehrime gidelim. Ah teşekkürler beyefendi. Hadi buyurun gidelim sizin şehrinize. Bana bir kahve ısmarlayın. Ay tabii ki de. Kahve ne demek? Size yemek de ısmarlarım. İsterseniz beraber evlenebiliriz de. Oha çüş o kadar da değil bebek suratı lütfen. Birazcık vakit geçsin ondan sonra karar verelim bunu olur mu? Tamam o zaman hanımefendi olur. Sizle tanışmak çok güzel olur. Arkadaşlar siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da sorguladığımız kişileri yazdığınız için size çok teşekkür ederiz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip de kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi gideceğiz biz hanımefendiyle bir tane kahve edeceğiz. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.